Acayip İşler Atölyesi'ne hoş geldin. Bugün dikiş yapıyorum. Sor bakalım niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendi söküğünü kendi dikermiş. Oradan esinlendim. Bu esinlendiğim yerde evet, ama dün eve gittikten sonra biraz belim ağrıyordu. Zannediyorum bu oturma bozukluğundan ben de etkilendim. Biliyorsun, bilgisayarın başında çok oturmak, elde telefonla çok sabit durmak omurgamıza zarar veriyor. Allah korusun, skolyoz dediğimiz hastalığa kadar, omurga eğriliğine kadar gidebiliyor. Zannediyorum bende de bu oturuş bozukluğuna bağlı bir bel ağrısı başladı. Bu bel ağrısından dolayı oturduğum evdeki koltukta da yastık yoktu. Bugün atölyede bir yastık yapmaya karar verdim kendime. Bunu yaparken de istedim ki sana da böyle enteresan bir ilginç tasarım ürünü olan yastık yapımını gösterebilmek istedim. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı biraz konuşacağız. Bu bel ağrısının giderecek olan yastığımızı nasıl yapacağımızı konuşacağız. Yolda gelirken de bu yastıklarımdan iki tane yastığım var. Bu iki yastığımın üzerinde iki farklı konu çalışmaya karar verdim. Bir tanesi deniz, bir tanesi tabiat. Yeşili ve maviyi çalışmak istedim. Hem yastığım belimin ağrısına iyi gelirken hem de üzerindeki renklerin, yeşilin ve mavinin psikolojik olarak da beni rahatlatacağını işitmiştim. Hatırlarsan bir önceki programımızda da konuşmuştuk. Demiştik ki insanlar üzüntü ya da sıkıntı yaşadıkları zaman yeşile ve maviye baksın diye tavsiye olunurdu. Hem bu geldi aklıma, bir deniz çalışmak istedim. Bir de güzel bir tabiat resmi çalışmak istedim. Nasıl yapabileceğimi düşünürken aklıma atölyemdeki keçelerim geldi. Bununla ilgili hazırlıklar yaptım. Denizle ilgili, bak burada görüyorsun, bir gemi, bir fener, deniz dalgalarım, bir minik köpek balığım, bir minik balığım, yosunlarım hazır. Ve diğer yastığım için ağaçlarım, bulutlarım, evim ve güneşim yine keçelerimden keserek hazırladığım diğer bir manzaram olacak. Evimde böylece iki ayrı yastığıma baktığımda hem çok keyif alacağım hem de belimin ağrısına iyi gelecek şekilde ondan yararlanabileceğim. Eğer sen de hazırsan, Acayip İşler Atölyesi yastık tasarım programıyla başlıyor. Evet, deniz altında çalışacağım. Bu küçük mavi sevimli yastığımın üzerindeki parçaları nasıl hazırladığımı seninle konuşmak istiyorum. Öncelikle yapmak istediğim görsellerin kağıt üzerine kalıplarını çizdim. Yani görseli çizdim, sonra bunları kestim. Daha sonra keçemin üzerine ya da kumaşlarımın üzerine koyarak o kumaşlardan çıkardım. Örneğin şöyle bir kumaşım vardı. Yine artık kalan kumaşlarımdan birisiydi. Şu yelkenlileri nasıl hazırladığımı konuşalım seninle. Şöyle bir pufidik yelken yaptım. 3 boyut. 3. boyutu bilir misin? Hani 2'den bir fazla olan 3. 2 boyut düz yüzey demek. 3 boyut hacmi, yüksekliği, derinliği olan demek. Yelkenlerimi 3 boyutlu hazırlamak istedim. Hem bir yüksekliği, derinliği olan 3 ayrı alanı beraber görebildiğim bu yelkenlerimi nasıl hazırladığımı sana göstermek istiyorum. Bir kumaşımın üzerine bu yelkenlerimi, kalıplarını çıkarmıştım. Bu kalıpları kumaşımın üzerine çizeceğim. Kesip çıkaracağım. Şöyle. Daha sonra bunları karşılıklı olarak içine pamuk koyduktan sonra dikeceğim. Çizdiğim bu yelkenin kumaşıma bu şekilde aktarabiliyorum. Elimdeki bu kalıpla aktarabiliyorum. Evet, şimdi yelkenlerimi kumaşımdan ayıracağım. Ve daha sonra içlerine pamuk doldurduktan sonra her tarafından dikeceğim. Pamuğu şu aşamada koymak daha kolay olur. Dikime başlarız, bir noktaya kadar dikeriz. Diktikten sonra bir açıklık bırakır, pamuğu oradan doldurur. Sonra o açıklıkları kapattıktan sonra 3 boyutlu yelkenimizi hazır hale getirebiliriz. Kendi ihtiyacımı görmek için de bu dikiş işini yapıyor olmam Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir işini örneklemem demek olacak. Dolayısıyla onun bir sünnetini daha yerine getirmiş olacağım. Hayatımızda işlerimizi yaparken olabildiğince gücümüz yetiyorsa o işi yapmaya kendimiz halletmeliyiz. Bir başkasına o işi bir başkasından yapmasını istememeliyiz. Böylece hem başkalarına yorgunluk vermemiş oluruz, hem de kendi gelişim süreçlerimize önemli katkı sağlamış oluruz. Evet. İşte bu iki parçayı az sonra dikeceğim. Şöyle sana da göstereyim. Birleştirip dikeceğim. İçine bir diktikten sonra bir yerini açık bırakacağım dikişi tamamlamadan. Pamuğumu doldurup, elyaf da olabilir bu. Doldurduktan sonra kalan parçayı da dikince karşıma işte böyle bir yelkenli çıkmış olacak. Yelkenlerimi şu şekilde kenarlarından diktim. Dediğim gibi bir bölümü açık bıraktım. Hazırladığım elyafı içerisine doldurmaya başladım. Hani bu yastıklarımızın içinde de olan pamuk, yün, elyaflar vardır ya. Evet, onlardan yararlanıyorum. Yelkenlimi yapabilmek için. Şöyle içine şöyle bir dolduralım bakalım. Yelkenlimiz için böyle pufidik bir hal alsın. Daha sonra bunun kalan kısmını yine iğnemden yararlanarak ipliğimle dikiyorum. Düğümünü de attım. İşte bu kadar. İğnemi kenara koydum. Yelkenlimi, diğer yelkenliği de aynı şekilde olacak şekilde hazırlayabilirim. Ben geldim Erkan abi. Aa, benim güzel kızım gelmiş. Şiracığım hoş geldin. Hoş bulduk Erkan abi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Güzel görünüyorsun. Elbisen çok güzelmiş. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Ben de dün biraz belim ağrımıştı eve gittiğimde. O bel ağrıma iyi gelebilecek bir yastık fikri bulmuştum. O yastığımı da tasarlıyorum. Şu an üzerinde denizaltı ve üstünü gösterdiğim bir yastık tasarımı yapıyorum. Çok değişik şeyler var. Evet, evet beğendin mi? Nasıl? Çok güzel. Hatta bu senin yastığın daha güzelmiş. Evet tabii şimdi. Ben buraya oturabilir miyim? Tabii ki sen hemen oraya otur zaten. Burası senin yerin. Geçen gün geldiğinde de bu sandalyede oturmuştun. Aynen. Evet. Nasıl gidiyor? İyi. Eyvallah. Erkan abi. Canım. Evde çok canım sıkıldı. Ben de annemden çok izin almak istedim. Aha. Dedim ki ben de Erkan abinin yanına gideyim bir bakayım ne yapıyor ne diyor diye. İyi yapmışsın. Çok sıkıldım buraya geleyim dedim annemden izin alıp. İyi yaptın. Çok güzel yapmışsın gerçekten. Çok değişik şeyler var. Annem baban en sonunda diyecek ki o atölyede ne var hep Mihir oraya gitmek istiyor. Ben de bir gün bir gidip bakayım diyecekler. Aynen. Baban ara sıra bakıyor değil mi hala? Aynen. Gözlükleri böyle. Evet ara sıra hep böyle bakıyor. Evet. Erkan abi. Canım. Benim de evde canım sıkıldı ya. Sende bir şey var mı? Ben de katılayım sana biraz dedim. Aa, canım sıkıldı bak ya. Ne var biliyor musun bende? Ben bu yastıklardan 2 tane hazırlamıştım. Aa. Evet. Bir tanesinde. Tabii tabii bir tanesinde deniz, bir tanesinde doğa çalışmayı düşünmüştüm. Bunu da sana yaptıralım mı? Olur. Senin şu güzel ellerinden harika bir yastık çalışalım mı? Pampanı koyayım. Bak şimdi. Şöyle bir şey hazırlamıştım. Şöyle bir gökyüzünde bulutlarımız var. Şöyle bir güneşimiz var. Güneşin ışınları var. Sonra böyle bir yeşilliğimiz var. En alt kısım için. Sonra böyle ağaçlar hazırlamıştım. Şöyle. Çok güzeller. Beğendin mi? Bunu böyle yaparsak olur mu? Dalları gözüksün diye. Tamam. Evet, o dalların detaylarını görelim diye öyle yapmıştım. Tamam. Şöyle bir ağacım var. Bir tane evim var. Nasıl bunların yaptın? Hepsini keçelerden kesip çıkardım böyle. Daha sonra bunları buraya yerleştirmeyi düşünmüştüm. Sonra yukarıya da bulutları. Güneşi nereye yerleştireceğim? Güneşi de şöyle ortasına koyabilirim. Olur. Işınlarını şöyle etrafından gezdirebilirim. Düşmesin bu. Düşmez merak etme. Tamam. Evet. Hatta bunu biraz daha aşağı çekersem en üst kısmına da şu bulutu yerleştirebilirim diye düşündüm. İstersen gerçekten. Bunu sen yapabilirsin. Olur yaparım. Peki o zaman şu yapıştırıcıyı kullanacaksın. Şöyle başlayalım istersen. Sen hangisini kullanacaksın? Ben bunu kullanıyorum. Şu büyük olan da senin olsun. Tamam, teşekkürler. Şimdi yapacağın şey şu. Önce şu evin kapısını ve pencerelerini yapıştırıcıyla sabitliyorsun. Bunu da sabitlerim. Evet. Sonra ağaçları sabitliyorsun. Sonra güneşin ışınlarını bu güneşin ışınlarını en son üzerinde yapalım. Olur mu? Bu arada ışınları yerine koyarken, güneşi de yerine koyarken şu üzerindeki yıldızların olduğu kısmı yapıştır. Daha güzel görünüyor. Tamam. Hı hı. Hadi bakalım o zaman. Şunlar, bulutlar da sabitlenecek. Hı hı. O zaman başlasın. Hı hı. Küçük asistanım Hira ile birlikte hı hı. yastık projem devam etsin. Evet. Hadi o zaman bakalım. Eline sağlık. Şimdiden kolay gelsin. Teşekkürler. Evet. Hira yastığına başladı. Hı hı. O tabiatı çalışacak. Ben denizi. Bakalım bu yaşamlarımız bittiği zaman yastıkta nasıl görünecekler. Evet, montaja devam ediyorum. İşte köşesinde de deniz yıldızımı yerleştirdim. İlk yastığım hazır. Sana da bence harika bir fikir oldu. Elinin altında bulunan keçelerle yapabileceğin harika bir yastık tasarımı. Şimdi Hira'ya biraz yardım edelim. Deniz altından sonra doğa görüntüsü de hazır olsun. Sevdiklerine böyle yastıklar hediye edebilirsin. Evet, bugünkü konumuz yastıklar. Yastıkların üzerinde neler yapabileceğimizi merak ediyorsan yeni yastık tasarımlarıyla az sonra karşında olacağız. Hira, bizi bırakmıyorsun değil mi? Hiç bırakmam. O zaman ne diyeceğiz biliyor musun? Hı. Acayip İşler Atölyesi devam ediyor. Acayip İşler Atölyesi'nde yastık çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün konumuz yastık. Yastıklarımızı nasıl dizayn edebiliriz? Nasıl bir tasarım ürününe dönüştürebiliriz? Elimizin altındaki eşyalardan nasıl yararlanabilirizdi? Aklıma yeni bir fikir daha geldi. Bunun hazırlığını yaptım. Oğlumun daha önceden giydiği ve şu an küçüldüğü için giyemediği evde bulunan bir gömleğini yastığa çevirmeye karar verdim. Bu gömleği onun odasında ya da evimizin herhangi bir yerinde gördükçe bu gömlekle yaşadığı hatıralarını da hatırlayacak. Üstelik bu gömlek sadece bir yastık olmayacak. Bunu arkasına kıvırıp yastığa yerleştirdiğimde arkada küçük bir dergi koyma alanı da olacak. Ya da belki bir televizyon kumandasını koyma alanı da olabilecek. Evet, Acayip İşler Atölyesi'nde bir acayip fikrim daha oldu benim. Ne düşünüyorsun? Çok iyi bir fikirmiş. Öyle mi? Evet. Peki yapmaya hazır mısın? Çok merak ediyorum. Hem de sence o da hazır mı? Sence de hazırdır Erkan abi. Bence de hazırdır. Hı hı. O halde hepimiz hazırsak ne diyoruz? Acayip İşler Atölyesi başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gömleğimizle bir yastığı nasıl yapabileceğimizi öğrenmeye sıra geldi. Hadi gel başlayalım. Evet, bu yastıklarımdan bir tanesini gömleğimin önce içine yerleştireceğim. Erkan abi. Canım. Benim bir fikrim var. Benim evde küçülmüş bir kıyafetim vardı. Onu evden alıp gelebilir miyim? Bana da bir yastık yaparız belki. Olur, neden olmasın. O zaman sen bir fırla gel. O küçük gömleğini getir, bir yastık da sana çıkaralım. Ne dersin? Olur. Hadi koş. Evet, biz Hiranur gelene kadar yastığımızı yapmaya başlayalım. Şimdi bu yastığımızı gömleğimiz için uygun olacak formda yerleştiriyoruz. Bu gömleğin düğmelerinin olduğu alan, yastığımızı kılıfını yıkama ihtiyacı duyduğumuzda içinden çıkarabilmek için kullanacağız. Dolayısıyla hiç dikiş yapmayacağız. Burada gömlek alanını düğmeleri ilikleyeceğiz. Şu iliklerden de yararlanmak istiyorum. Olabildiğince bütün imkanlarını kullanmak istiyorum bu gömleğin. Bu bizim yastığımızın kılıfı, yani gömlek kısmının ihtiyaç duyulduğunda yıkanabilmesini sağlayacak. Burada şunu yapacağız sadece. Kollarını arkaya çevireceğiz. Yakayı kapatacağız dikerek ve alt tarafını, uçlarını dikerek geriye doğru çevireceğiz. Ve geride de monte ettikten sonra, dikişlerle monte ettikten sonra şurada bir cep oluşturacağız. Oluşturacağımız bu cep bizim saklamak isteyeceğimiz küçük eşyalar için. Belki bir küçük dergi ya da kumandamızı koyacağımız bir alana dönüşebilecek. Böylelikle Süleyman'ın gömleği hem bir yastık hem de bir ihtiyaç aracı saklama alanı olacak. Hadi bakalım değerlendirelim, sonuca gidelim, yastığımızı bir görelim. Evet, bu kolun arkaya çeviriyorum. Arkaya çevirip dikebilmek için, bu işi yapabilmek için tabii ki ip ve iğneye de ihtiyacım var. Şimdi iğnem, beyaz ipliğimi geçirdiğim iğnemi alacağım ve gömleğimin arkasından kolunu yastığın gövdesine dikeceğim. Evet, Süleyman'ın gömleği yastığa dönüşmeye başladı. İşte bu kadar. Şunu da kestim. Evet, arkada cebi olan minik harika bir yastığımız oldu. Yastığını her gördüğünde Süleyman bu gömleği giydiğinde yaşadıklarını da hatırlayacak. Üstelik bunu yastık olarak da kullanabilecek. Arkasındaki cebe de ister küçük oyuncaklarını koysun, ister herhangi bir eşyayı ya da dergisini koysun. Gece yatarken arkasında okuduğu kitabı da koyabilir. Harika oldu değil mi? Evet, bir yastıkla gömlek nasıl yapılabilir gördük. Hoş geldin Gülüm. İşte buldun benim kıyafetim bu. Eski biçilmiş kıyafetim. Bakayım. Aa, çok da güzelmiş bu. Teşekkürler. Bunu biz babam ve annemle gittiğimiz gezide giymiştim bunu. Aha. O yüzden bunu hatıra olarak bir yastığa dönüştürmek istiyorum. Çok güzel düşünmüşsün. O gün annem ve babanla geçirdiğin günü hep hatırlayacaksın, evet, bu yastığa baktığında. Hı-hı. Çok iyi düşünmüşsün. Hira'nın da aklına gelen şey çok güzel gerçekten. O zaman bu yastığı buna uyarlayabiliriz, hı-hı, herhalde. Rengimiz de tutuyor, evet, bak. Evet. Tamam. Bu daha kolay olacak biliyor musun Hira'cığım? Bir de bu dantelli falan ya, hı, çok da güzelmiş. Evet. Dantelli olduğu için. Sen de çok zevkliymişsin, hı-hı, ama. Geliyoruz. Şu içeriden çekebilirim yastığı. Evet. Çek bakalım. Hadi bana yardım et. Evet, evet. İşte bu kadar. Evet. Evet, minik Hira. Evet, Hira'nın çocukken, daha küçükken, hı hı, daha küçük bir kızken, hı hı, ailesiyle aldığı bu minik gömlek harika bir yastığa dönüştü. Hı. Yapacağımız şey çok basit olacak şimdiden sonra Hira'cığım. Sadece şunu arkadan katlayacağız ve minik bir dikişle kapatacağız. Önündeki dantel de bunun aksesuarı olacak. Ve sen de bunu istediğin şekilde, istediğin yerde değerlendirebileceksin. Hadi gel istersen dikelim bunu. Erkan abi, şurasına da bir cep yapabilir miyiz? Tabii ki bir kumaş parçasıyla buraya kesip, hı hı, oraya bir cep yapabilirsin sen de kesinlikle. Neyle yapabiliriz? Neyle yapacağız? Neyle yapacağız? Bir kumaş parçası, hı, bakalım nerede bulabiliriz? Sen şu çekmecelere bak bakalım. Ben, hı hı, şunu dikerken bir kumaş parçası bulabilecek misin? Tabii ki de. Evet Hira'cığım. Evet. Cebimizi de diktik. Evet. Harika bir cebi oldu yastığımızın. İşte böyle. Hı hı. İşte artık bunun içine istediğin, hı hı, şeyi koyabilirsin. Mesela bir dergi koyalım mı, ister misin? Olur. Şurada bir dergim vardı benim. Bak. Hı. Bu dergiyi artık cebine rahatlıkla koyup yastığının cebine koyduktan sonra çok dinlenip yaslandığın zamanlarda arkadan hemen hop dergini çekeceksin ve o, hı, gün kaldığın yerden, hı hı, okumaya devam edeceksin. Bu dergi olur, kitap olur, her şey olur. Evet, Hira'cığım, beğendin mi? Evet. Erkan abi, ben, efendim, bir şey daha düşünüyorum. Bunun bu önünde süsleyelim mi biraz? Olur. Bak bizim şurada ıvır zıvır kavanozumuz, evet, vardı. Hadi bir al gel bakalım. Belki bak, onun içine şöyle bir tane aksesuar, hmm, koyup bu çalışmayı da tamamlayabiliriz. İşte bu. Sen de evinde küçülmüş eşyalarında harika bir yastık yapabilirsin. Getir bakalım. Ben de çıkayım. Şöyle bir parça olabilir. Hı. Şöyle bir parça olabilir. Hmm. Şöyle ikili. Bundan bir tane daha bulursak. Üç, evet gördüm şurada var. Evet. Şöyle 3 tanesini koyalım. Üstüne de şunu yerleştirelim mi? Ne dersin? Olur. Şundan bir tane daha varsa. Hadi aynı şeyi düşünmüşüz seninle. Ay. Olsun, alırız sonra. Gel. Ay. Buldum. Nerede? İşte. Aa. Aynen böyle. 4 tanesini yapalım mı? Ay, üstüne de bunu koyalım mı? Neyse, ben sonra önemli değil, başka bir tane bulurum. Yo gerek yok. Bak şu kadar. Evet. Ne dersin? Çok güzel oldu. Tamam. O zaman seni şöyle minicik şu sol tarafa kaydırıyorum. Hop. Şuradan silikon tabancamı alacağım çünkü sıcak olduğu için sana zarar vermesin. Şimdi silikonumuzla bunu yapıştıracağım ama şu gözümün önüne bir de şöyle bir kurdele geldi. Aynen. Bakalım şunun altına koyarsak nasıl olur? Koy bakalım. Bence çok güzel oldu. Evet. Hepsini kullanalım mı? Erkan abi, heh, bence bunlar çok fazla. Bunlar çıkarsa müsaade olsun. Böyle daha güzel oldu. Sana kesinlikle katılıyorum. Bence de. Yastığımın üzerine kurdelemi, kurdelemin de üzerine bu minik güzel çiçeğimi yerleştiriyorum. Senin gibi güzel bir çiçek. Teşekkürler Erkan abi. Evet. Evet. Hiranur'un minik gömleği harika bir yastık tasarımına dönüştü bile. Arkasına da dergisini koyabileceği Harika bir de cep yaptık. İşte işlevsellik kazanmış bir yastığımız daha. Evet, bu bölümü de tamamlamış olduk Hiracığım. Harika bir tasarım oldu. Sen de yastıklarla daha fazla neler yapılabileceğini merak ediyorsun bence. Sen? Bence de çok güzel bir tasarım yaptık Erkan abi. Peki devamını merak ediyor musun? Neler olacak? Çok merak ediyorum neler olacak. Ben de merak ediyorum. O halde ne diyoruz? Acayip İşler Atölyesi devam ediyor. Az sonra birlikteyiz. Hı hı. Hoşça kal. Arkadaşlar ben not tutmalık yaptım. Acayip İşler Atölyesi mahallemizin kalender kameraman Lokman abisinin Fikir Küpüsü Zeki tasarımcısı kızı Hiranur'la devam ediyor. Oldu mu böyle? Evet. Fikir Küpüsü. Evet. Hiranur'la az önce harika bir yastık tasarlamıştık. Evet. Şu an tıpkı Hiranur gibi duran bir boyun yastığı ya da bel yastığı yapacağız. Kolları olan, evet, kollarıyla boynumuzu dolayan, özellikle seyahat ettiğimiz zamanlarda rahatlıkla, evet, kullanabileceğimiz, evimizde de değerlendirebileceğimiz, evet, şöyle eski bir tişörtten yararlanarak yapacağımız bir boyun yastığına geldi sıra. Bunun için yapacağımız şey çok basit. Uzun kollu bir penye, elyaf, iğne iplik ve makas. İhtiyacımız olan şey sadece bu kadar. Hazırsan eğer, Acayip İşler Atölyesi başlıyor. Başlıyor. Evet. Hadi bakalım. İlk işimiz makasımızla penyemizin alt bölümünü bir miktar keseceğiz. Kısaltacağız. Yani şöyle kısaltacağız. Evet. Bir karış haline gelene kadar kısaltacağız. Altında da biraz dikiş payı bırakacağız. Bu kestiğimiz parçayı boyun bölgesinin açık olan yerini içeriden yapıştırıcıyla kapatmaya ihtiyacımız olacak. Çünkü içine dolduracağımız elyafı, ona ihtiyacım var. İçine dolduracağımız elyafı boğaz kısmını kapatmamız lazım. Aksi halde dışarı çıkar. Şey yapayım, tekrar aynısı gibi ben göstermek için şey yapmıştım. Peki. Kestiğimiz bu parçayı boyun bölgesini içeriden olacak şekilde yapıştırarak kapatacağız. Kapattıktan sonra kolların uçlarını ve alttan elyafımızı doldurduktan sonra dikeceğiz. Diktikten sonra kol uçlarına düğme ve ilmik ekleyeceğiz. Evet. Böylelikle boynumu saran bu adamın kolları bir yerlere gitmesin diye, şöyle açılmasın diye, evet, rahatlıkla bir arada bulunsunlar diye bir düğme, evet, ve ilmik ekleyeceğiz. Daha küçük boyunlar için daha geriden bağlayabiliriz. Mesela işte burada. Kış aylarında özellikle boynumuzu da sıcak tutacağını düşünerek böyle bir derecelendirme yapabiliriz. Daha dar, daha geniş, en geniş şeklinde. Yapalım mı? Çok güzel olur. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Ben ne yapayım peki? Sen beni izlemeye devam et bu sefer. Ben şunu... Onunla oynayabilirsin, evet. Yok, şunu takacağım da. Bunu takın. Ben şuradan önce şu kumaşımı bir ortadan ikiye ayırayım. Ondan sonra kumaş yapıştırıcısıyla şu boyun kısmını bir yapıştırayım bakayım. Ver bakalım. O minik kalanları da atarsak. Tam olacak. Tam olacak, evet. Gerçekten tam bir kovamız kadarmış bunun da içi. Şu... Teşekkür ederim. Evet. Var. Elyaflarımızı yastığımızın içine doldurduk. Şimdiden sonrası çok basit. Dikeceğiz. Alttan ve uçlardan dikeceğiz. Düğmelerimizi dikeceğiz ve işimizi bitireceğiz. Ben sana düğmeleri getireyim mi? Şimdi önce dikme işlemini istersen tamamlayalım. Tamam. Şimdi iğnem ve ipliğimi hazırlamam gerekiyor. Şurada iğnem var. Evinizde annenizin dikiş kutusundaki iğnelerden yararlanabilirsiniz. Ve iplik olarak da şurada buna uyum sağlayacak bir renk buluyorum. Evet, şurada şu rengi kullanabilirim. Erkan abi, bir şey soracağım. buna bununkisi gibi böyle bir tane ip şey koymayalım. Bak bu düğme burada olsun, onunkisinden biraz daha şey, bir de burada olsun. İpten de aynı burada olsun. Tamam mı? Onun gibi. Tamam, olur. Bence ondan daha değişik olsun bu. Şöyle. Şöyle tekrar şu gözümden bakalım, bunu geçirebilecek miyim? Aynı babamın koca gözleri gibi. Babanın adı böyle kaldı. Bizi duyarsa eyvah eyvah. Der ki siz bana niye koca gözlü diyorsunuz? Şey dersin, hani sen kameramansın ya dersin. Hı-hı. O kameranın da önünde bir kocaman bir göz var ya dersin. Hı-hı. Hep oradan bakıyorsun ya hayata dersin. O yüzden öyle düşündük dersin. Hı-hı. Tamam, öyle daha güzel. Evet Hiracığım, bitmek üzere. Evet. Düğmemizi de diktik. Çok güzel görünüyor. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Canımsın. Evet. Bakalım burada. Aa, evet, düğmemiz orada, ilmeğimiz de burada. Hmm. Evet. İster yolculukta, ister evinde akşam dinlenirken rahatlıkla boyun yastığı olabilecek bu yastığımız da hazır. İster boynuna, ister beline koyabilirsin. Ben doğrusu belinde kullanacağım çünkü belim biraz ağrıyordu. Bu yastık da benim ağrıma biraz iyi gelecek galiba. Benim böylece beni de saracak şöyle. Hı? Evet. Ben de çok masaj yapacak belime. Evet. Yastıklarımızda yeni bir çözüm önerisi daha. Harika bir yastığımız oldu. Boyun ya da bel yastığı. Yeniden bir yastık tasarımında arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz harika bir oyun yastığı. O halde bunu da nasıl yapacağımızı görebilmek üzere az sonra beraber olalım. Ne diyoruz? Acayip İşler Atölyesi devam ediyor. Peki, hadi bakalım. Hoşça kal. Hoş geldin. Biz başlamış olduk. Evet, sırada yastık üzerinde oynayabileceğiniz harika bir oyun. Hiranur, bak şimdi arkadaşınla oynayabileceğin bir oyun. Bu nasıl bir oyun? Şimdi sana anlatacağım. Şu son iki dairemi çiziyorum. Anlatacağım. Ve son dairemde sıra. Evet. Yastığımızın kılıfı üzerinde İlk sırada 7, ikinci sırada 5, üçüncü sırada 3 ve son alanda da bir tane olmak üzere daireler çizmeni istiyorum. Daireleri çizdikten sonra cırt cırt olarak bildiğimiz bu malzemeyi şöyle kullanacağız. Bu malzemenin cırtların bir kısmını yüzeye, karşılığını da oyun oynayacağımız daire formundaki keçelere. Keçemizi buradan kesip çıkarabilmek için ben makasımı hemen alıp geliyorum. Ayrılma lütfen. Hemen geldim, makasımı aldım ve keçemin üzerinde işaretlediğim daire formundaki keçeyi kesip makasımla çıkarıyorum. Şimdi oyunu nasıl oynayacağımızı konuşacağız. Parçalarımı cırtlarıma yapıştırıyorum. Efendim. Ben çok merak ediyorum. Buna istersen ben yapıştırayım mı bunun şeyini? Yoksa sen bakalım yeteri kadar yoksa onu sana yaptıralım. Yoksa bakalım şimdi sayacağız. Çıkacak mı? Çıkmazsa evet. Çıkmayacak. Onu sen yapacaksın. Tamam. Gönlünün istediği gibi olacak. Evet. Şuradan bir parça kesip sana vereceğim. Sen de hemen arkasına silikon tabancamızdaki silikondan yararlanarak yapıştıracaksın. Eline çok dikkat et, yakmasın. Hadi bakalım. Evet, bu keçeleri silikondan cırt cırttan sabitliyorsun. Daha sonra cırt cırtın karşılığını yastık kılıfına sabitliyorsun. Peki oyunu nasıl oynayacağız? Bu oyun 2 kişilik. Oyunda hedef şu. Son kalan oyuncu bir tane bırakana kadar karşılıklı olarak bir sen bir ben buradan kırmızılardan almaya başlayacağız. İster bir tane ister 2 tane alabilirim. Örneğin ben 1 tane aldım. Sen kaç tane almak istersin? Çek. İki. Sen iki tane almak istedin. Evet, iki tane. Ben de iki tane almak istedim. İstediğim yerden alabilirim. Ben bir tane alacağım şimdi de burada. Peki, ben de bir tane aldım o zaman. Haydi. Ben iki tane buradan alacağım. Tamam, olur. Ben bir tane aldım. Ben buradan iki tane aldım. Şimdi hedefimiz şu. Son kalan oyuncuya bir tane pul bırakmaya çalışacağız. Yani keçe. Tamam mı? Bu keçe son bir tane kalan kime kalırsa o oyunu kaybetmiş oluyor. Peki. Ben şimdi bir tane aldım. Ben de iki tane. Alınca ne oldu? Ben mi kaybettim? Hayır, sen kazandın. Geriye son kalan oyuncuya bir tane kalmış ise o oyuncu ne yazık ki kaybediyor. Yani ben kaybettim. 16 tane keçeden hazırlanmış bu oyun aracımızı. Hemen onları da koyalım Hiracığım. Hazırlıyorsunuz. Arkasına cırt cırtları yapıştırıyorsunuz. Cırt cırtların karşılıklarını yastığınızın kılıfına yapıştırıyorsunuz. 16 tane daire, ilk sıra 7, ikinci sıra 5, üçüncü sıra 3 ve son sıra 1 olmak üzere dairelerinizi hazırladınız. 2 kişiyle oynadığınız bu oyunda son bir keçe kalan oyunu kaybediyor. Yani ben kaybettim. Bugün Hira kazandı. Zeka küpüsü Hira günün şampiyonu oldu. Teşekkürler. Evet, işte bu kadar. Hadi gel, içine elyafımızı doldurup yastığımızı tamamlayalım. İşte o kadar. Yastık resmen. Bir yastık kılıfında arkadaşınla oynayabileceğin harika, kolay bir oyun. Evet, bugün yastıklarla ilgili serüvenimizin sonuna geldik. Bir dahaki bölümde neler yapabileceğimizi ben de şimdiden merak ediyorum. Bakalım bizi hangi maceralar bekliyor olacak. İstersen Hiracığım kasa bölgemize gidip bugünün eşsiz performansını bir değerlendirelim. Bakalım bugün neler yapmışız. Olur mu? Olur. Peki, haydi kasaya gidiyoruz. Acayip İşler Atölyesi, Zeka Küpüsü misafirim Hiranur'la günü tamamladı. Hiracığım, altına koyduğumuz bu kütükle neredeyse boyumuz da birbirine yaklaştı. İyi oldu değil mi? Aynen. Evet, bugün harika bir gün daha geçirdik seninle. Hadi gel hatırlayalım, bugün neler yapmışız. İlk iş olarak seninle birlikte yola çıktığımızda yastık tasarımlarıyla başladık. Hiranur'un da bize katılmasıyla beraber ben denize, o doğaya çalıştı. Yastıklarımızın üzerine harika iki tasarım yaptık. İkinci çalışma olarak ne yaptık? Hatırlayalım. Hira, oğlum Süleyman için küçülmüş gömleğinden yastık yapacağımızı duyunca koşarak eve gidip yine kendisi için küçülen ve kendisi için çok önemli olduğunu düşündüğü gömleğini getirdi. Onu yastığa dönüştürdük. Bir de cep yaptık. Geceleri yatarken kitap okumayı da hatırlatacak harika bir dinlenme yastığı yaptık. Üçüncü çalışma neydi? Bas bakalım üçe. Evet. Üçüncü çalışmamızda bu sefer yolculuklarımızda ya da gece yatarken boyun ağrımız ya da bel ağrısı yaşıyorsak bunu gidersin diye bizi de saran, ısıtan bir boyun yastığı yapmıştık değil mi? Evet. Evet, ve son olarak dördüncü çalışmamızda ne yaptık? Hiranur ve arkadaşları için, sen ve arkadaşların için oynayabileceğiniz nefis bir zeka oyunu yaptık. Tamamladığımız bu harika 4 çalışmadan sonra programı kapatmaya sıra geldi. Kapatalım mı? Evet, kapatalım. Arkadaşlarımızı bir dahaki programa davet edecek şekilde diyelim ki seni biz burada üretmeye, düşünmeye, tasarlamaya davet ediyoruz. Bir dahaki programa kadar seni Allah'a emanet ediyor. Hoşça kal diyoruz. Acayip İşler Atölyesi bitiyor. Kendine çok iyi bak. Değişiyor, dönüşüyor burada bir şeyler. Ardı ardına doğuyor parlak fikirler. Keşfetmek için seni bekliyor yeryüzü. Görmek için sen de aç haydi gözünü.